Arkadaşlar merhaba, videoyu izledikten sonra kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve merak ettiğiniz soruları yorumlar bölümünde sormayı unutmayın. Bir sözcüğün cümle içinde kazandığı farklı anlamlara çok anlamlılık denir. Elif Hanım dersinde çok anlamlılık konusunu işlemiş, ardından öğrencilerine üstteki film tanıtım broşürünü dağıtmıştır ve onlardan çok anlamlılık konusu ile ilgili örnekler vermelerini istemiştir. Örneklerin verdikleri cevaplar şunlardır. Buna göre demiş, 3 yargı vermiş öğrencilerinden hangilerinin çok anlamlılık ile verdiği örnek doğrudur diyor. Şimdi film tanıtımlarını okuyalım. Buz Devri filmine bakıyorum. Buzul çağı dünyaya hüküm sürmeye başlamıştır. Bu ıssız ve korkunç dünyada bir başlarına olan zavallı hayvanlar bir şekilde hayatta kalmanın yollarını aramaktadırlar. Uzun tüylü, kendi halinde bir mamut, karizmatik ve dişli bir kaplan ve muzur bir rakun nasıl olduysa bu kargaşa esnasında bir araya gelmişlerdir. Bu birbirinden farklı 3 tura mensup hayvanın odağında ise tek bir mevzu vardır. Buldukları küçük bebeği insanlara ulaştırıp o bebeğin hayatını kurtarmak. Kayıp balık Nemo'ya geçtik. Kayıp balık Nemo, Nemo isimli küçük bir balığın başından geçen macerayı ele alır. Nemo içerisinde yaşadığı yere karşı konulamaz bir ilgi ve merak duyuyor. Ancak bu büyülü dünyanın güzellikleri olduğu kadar tehlikeleri de çoktur. Ve bu tehlikelerden Nemo'yu korumak isteyen babası oldukça titizdir. Ancak bir gün aniden ortadan kaybolan Nemo'nun başına türlü talihsizlikler gelecek. Babasını da ardından tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır diyor. Geldim Ratatouille adlı filme. Okuyalım. Şişman fare Remy, yemeğe olan düşkünlüğü nedeniyle tek bir hayale sahiptir. Aşçı olabilmek. Bu idealini gerçekleştirebilmek için Paris'in yolunu tutan sevimli fare, kaza eseri kendisini şehrin en iyi restoranlarının kanalizasyonunda bulunur. Restoranın yeni çöpçüsüyle ilginç bir anlaşma yapan Remy, tüm hünerlerini sergileyebileceği büyülü mutfağa ulaşmıştır. Ancak bu tek hayalini gerçekleştirmek, farelerden iğrenen bir insanlığın var olduğu bir dünyada pek kolay olmayacaktır. Buna göre demiş, öğrencilerin verdikleri örneklerin hangileri doğrudur diyor. Çok anlamlılıkla ilgili. Bir Emre şöyle demiş. Ratatouille filminin tanıtımındaki ulaşmıştır sözcüğü elde etmek, erişmek anlamında kullanılmıştır diyor. Şimdi abi bakalım. Evet burada mutfağa ulaşmıştır diyor. Burada mutfağı elde etmiştir. O mutfakta bulunmaya erişmiştir anlamında kullanılmış. Dolayısıyla birinci yargı doğrudur. 2. Selma şöyle demiş. Buz Devri filminin tanıtımındaki aramaktadırlar sözcüğü önem verip istemek anlamında kullanılmıştır. Hayır arkadaşlar, burada gerçekten bebeği hayatta kalmanın yollarını arıyorlardı. Bebeği değil. Ve arıyorlar gerçekten bir çare aramak anlamında kullanmış. Burada söylediği gibi önem verip istemek anlamında kullanmamış. Yollar bulmaya çalışıyorlar, yani hayatta kalmaya dair yollar bulmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla ikinci yargı yanlıştır. İki olanları eleyebilirim. Eledim. 3. İrem, kayıp balık Nemo filminin tanıtımındaki gelecek sözcüğü biriyle birlikte gitmek anlamında kullanılmıştır diyor. Bakalım. Burada başına türlü talihsizlikler gelecek diyor. Buradaki gelecek arkadaşlar yaşayacağı şeyleri ifade ediyor. Yani başına türlü olaylar musallat olacak gibi bir anlamı var. Dolayısıyla biriyle birlikte gitmek anlamı yok. Üçüncü yargı da yanlıştır. Gördüğümüz gibi sadece birinci yargı doğruymuş. Dolayısıyla cevabım A şıkkı olacaktır arkadaşlar. Cevap Adana. Aşağıda bazı sözcüklerin anlamları ve bu anlamda kullanıldıkları dizeler verilmiştir. Bu sözcükleri dizelerin içinden bularak bulmacanın satırlarına yazınız demiş. Öncelikle dizelere bakalım arkadaşlar. Elveda belirsiz, bedava sevince, uçan kuşa, eşe dosta elveda. İkinci dizeler. Aşılarsan meyvesini has verir, türlü türlü seda verir ağaçlar. Diğer dizeler. Hala o penceredeyim lakin sular ölgün, sen yoksun ki vefasız, sularda ay görünsün. Şimdi anlamlarını bulacağım. Ne demiş? Soldan sağa bir cansız, renksiz, dikkat çekmeyen şu kısma yazacağım.
Hangi kelimeye yazabilirim? Üçüncü dizedeki ölgün kelimesi uygundur. Yazıyorum. Yazdım. İkinciye bakalım. Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir şeyden ayrılırken kullanılan söz. Bu da arkadaşlar elveda sözüdür. İlk dizeden çıkardım. Bunu da yazıyorum. Bu da L. Yazalım. Evet, yazdık. Geldim üçüncüye. Katışıksız en iyi cinsten saf diyor. Bu da ne olabilir arkadaşlar? Has olabilir. Has da buraya yazıyorum. Soruya devam edelim. Buna göre ikinci sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz yatay olanlar satırdır, dikey olanlar sütundur. İkinci sütuna bakıyorum. Şu kısım yuvarlak içine aldım. L, L, A olacak. Bu da hangi şıkta var? C şıkkında mevcut arkadaşlar. Cevabım C'dir. Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Öncelikle yargıyı okuyayım, sonra sözcüğe bakayım. Birinci yargı şöyle. Bir numaralı sözcük torunu olan erkek, büyük baba anlamında kullanılmıştır. Dedem demiş birinci sözcük için. Bu doğrudur arkadaşlar. Birinci yargıya ulaşabilirim. Dedenin anlamını vermiş. Eledim. İkinci yargıya bakıyorum. İki numaralı sözcük oyun aracı anlamında kullanılmıştır. İki numaralı sözcük oyuncak arkadaşlar. Evet, oyuncak burada gerçek anlamında kullanılmış. Oyuncakları alınca onları bir sandığa koydum diyor. Dolayısıyla oyun aracı anlamında kullanılmıştır. Bu yargı da doğrudur. Diğer yargılara bakalım. Üçüncü yargım şu şekilde. Üç numaralı sözcük seçimlerde oy pusulalarının atıldığı kutu anlamında kullanılmıştır. Oyuncakları alınca onları bir sandığa koydum. Buradaki sandık arkadaşlar eşyaları gizlediğimiz, eşyaları sakladığımız bir alet olan sandık. Dolayısıyla oy pusulalarının atıldığı sandık oy sandığı değil. 3 numaralı yargı yanlıştır. 4 numaralı yargıya bakıyorum. 4 numaralı sözcük bir şeyi geri çekerek, gevşetmek, sürterek aşındırmak anlamında kullanılmıştır diyor. Bu durum dedemi üzmüştü diyor. Üzmek arkadaşlar burada gerçek anlamında üzülmek, kalbi hasar alması, kalbinin üzgünleşmesi anlamında kullanılmış. Dolayısıyla bir şeyi geri çekerek, gevşetmek, sürterek aşındırmak anlamında kullanılmamış. Dördüncü yargı da yanlıştır. Dolayısıyla cevabım 1 ve 2. yargılardan oluşmalıdır. Bu da A şıkkında bulunmaktadır. Cevap Adana. Bu metindeki altı çizili sözcüklerle ilgili olan dört yargı var. Yargılarından hangileri doğrudur demiş. Birinci sözcük yanında anlamında kullanılmıştır demiş. Bakalım birinci sözcüğe. Yazar sanatçı kimliğinin yanı sıra aynı zamanda bir düşünürdür. Evet, yanı sıra kelimesi burada yanında anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla birinci yargım doğru arkadaşlar. İkinci yargıya bakalım. Artı koydum yanına. İkinci sözcük belli etmeden dinlemek anlamında kullanılmıştır. Çağının, insanlığın ve toplumun sesine kulak vermesini bilmiştir. Burada arkadaşlar belli etmeden dinlemek anlamında kullanılmamıştır. Çağının, insanlığın ve toplumun sesini dinlemiştir. Yani onlara kulak vermiştir. Gerçek anlamda kullanılmıştır burada. Dikkatlice dinlemiştir. Onların isteklerini hissetmiştir anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla ikinci yargım yanlış. Üçüncü yargıya bakıyorum. Üçüncü sözcük cesaretlendiren anlamında kullanılmıştır. Okuyalım. Birçok düşünce akımı, bireyi, toplumu ve insanlığı ilgilendiren sorunlar onda bilinçli ya da bilinçsiz olarak yankısını bulur. Burada arkadaşlar yankısını bulur, karşılığını bulur anlamında kullanılmıştır. Dolayısıyla cesaretlendiren anlamında kullanılmamıştır. Üçüncü yargımı da eledim. Dördüncü yargım kaldı. Bakıyorum. Dördüncü sözcük düşünmeyen anlamında kullanılmıştır. Bakalım romanlarının eğlenceli havası içinde ciddi problemleri karşımıza çıkararak tembel kafaları işletmeye çalışır. Evet, tembel kafaları derken düşünmeyen anlamında kullanılmıştır bu sözcük. Arkadaşlar dolayısıyla dördüncü yargı da doğrudur. Benim cevabım 1 ve 4 olmalıdır. Bu da C şıkkında bulunmaktadır. Cevabım C'dir arkadaşlar.
Aşağıdakilerden hangisi bu metinde altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamı değildir? Öncelikle şıkları okuyalım. A. İnsanları düşündükleri ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma. B. Anlaşılması güç olan. C. İlgi ilişki. D. Genel geçerlilik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgisel bilgi demiş. Okuyalım metni. Bir dizgi olarak dil ile söz arasında kopmaz bir bağ vardır demiş. Bağ kelimesinin altını çizmiş. C şıkkındaki ilişki demektir, ilgi demektir. Eledim C'yi. Öyle ki dil tek gerçekliği kendi gerçekleşmeleri olan bir dizgidir. Ne dil olmaksızın söz düşünülebilir ne de söz olmaksızın dil. Burada arkadaşlar dil kelimesinin altını çizmiş ve A şıkkındaki İnsanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için kelimelerle veya işaretlerle yaptıkları anlaşma buna uyuyor. Dolayısıyla dili eledim. Yani A şıkkını eledim. Devam ediyorum. Ancak sözü bir gereç olarak ele alıp dile ulaşabiliriz demiş. Gereç kelimesini kullanmış. Bakalım burada gereç kelimesinin anlamı var mı? Anlaşılması güç olan demiş. Genel geçerlilik ve kesinlik niteliklerini gösteren yöntemli dizgisel bilgi demiş. Gereç kelimesinin anlamı yok gibi duruyor. Şöyle bir dursun. Diğer kelimeye bakalım. Bunların ikisi de karmaşık dil yetisi içinde bir aradadır demiş. Karmaşık kelimesinin altını çizmiş. Karmaşık da arkadaşlar B şıkkındaki anlaşılması güç olan anlamında kullanılmıştır. B şıkkını eledim. Elemediğim hangisi kaldı? D şıkkındaki anlam olarak genel geçerlilik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgisel bilgi şıkkı benim doğru cevabım olacaktır. Bu anlamda kullanılan bir kelime yoktur yukarıdaki metinde. Dolayısıyla cevabım D'dir arkadaşlar. Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır diyor. Öncelikle aşağıdaki sözlere bakalım. A. Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol. B. Bir işe karışmış olma ilgisi. C. Sıcak duruma getirmek. D. Kendine özgü bir kokusu. Yapışkan, renksiz, tuzlu, sıvı. Okuyalım metni. ABD'deki New York Eyalet Üniversitesi'nden Jean Halakmek ve çalışma arkadaşları bir parmak izinin bir kadına mı yoksa bir erkeğe mi ait olduğunun belirlenmesini sağlayan bir yöntem geliştirdi. Burada arkadaşlar yöntem kelimesi A şıkkındaki bir amaca erişmek için izlenen tutulan yol anlamındadır. A şıkkı gitti, eledim. Devam ediyorum. Bu yöntem kadınların terlerinde erkeklerinkine oranla iki kat daha fazla amino asit bulunuyor olmasına dayanıyor. Buradaki ter kelimesi arkadaşlar D şıkkındaki kendine özgü bir kokusu olan yapışkan, renksiz, tuzlu, sıvı ile eşleşir. Dolayısıyla D şıkkı gitti, eledim. Devam edelim. İncelenecek parmak izi önce streç filme aktarılıyor. Daha sonra parmak izinin üzerine hidroklorik asit dökülüyor ve streç film bir miktar ısıtılıyor. Isıtmak arkadaşlar sıcak duruma getirmekle eşleşir. Dolayısıyla C şıkkını eledim. Cevabım ortaya çıktı ama metnin devamını da okuyayım. Oluşan kimyasal tepkime sonucunda suda çözünebilen amino asitler hidroklorik aside geçiyor. Bilim insanları da ortaya çıkan amino asidin miktarından parmak izinin hangi cinsiyete ait olduğunu belirliyor. Bakın, B şıkkındaki bir işe karışmış olma ilgisi anlamında bir kelime kullanılmadı, bir söz kullanılmadı. Dolayısıyla cevabım B şıkkı olarak ortaya çıktı.